kilo ayvam var böyle. Yerli ayva. Biz buna yerli ayva diyoruz. Bir de yaz ayvası. Bu erken yetişiyor. Çok lezzetlidir gerçekten. Şimdi 2 kilo ayvam var böyle arkadaşlar. Yıkadım. Şimdi soyacağım. Reçel yapacağım inşallah. Sizlere paylaşacağım. Arkadaşlar böyle dilim dilim yapacağım. Mis gibi bir tadı var arkadaşlar ve çok lezzetli, gerçekten lezzetli de. Kokusu da çok güzel. Arkadaşlar havalar inanılmaz sıcak. Maşallah, berekallah. Maşallah. Arkadaşlar böyle yapıp tencereye koyuyorum. Ben bu ayvaların kabuklarını da atmayacağım. Kurutacağım. Kışında soğuk algınlığında çay gibi yapıp inşallah onu tüketeceğiz böyle. Rabbim hastalık vermesin ama mutlaka insan hasta olabiliyor. Onun için bunları ziyan etmeyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ayvalarımı soydum. Bu şekilde dilimledim. Böyle. Şimdi burada ayva kabuklarımı da göstereyim size. Bunları zaten soymadan önce yıkamıştım. Arkadaşlar bunları ziyan etmeyeceğim. Bunları kurutacağım dediğim gibi size belirtmiştim. Bunlar da kışa grip olduğumuz zaman soğuk algınlığına, boğaz ağrısına bunları çay gibi yapıp bunları içeceğiz lazım olursa. Bu çekirdeklerini de ziyan etmeyeceğim arkadaşlar. Bunları da değerlendireceğim. Bu çekirdeklerini biraz ayvanın içine, işte ilerideki aşamada sizlere göstereceğim nasıl kullanacağımı. Bir de kalanları arkadaşlar, bunları İlerideki zamanda isterseniz sizinle paylaşırım. Bunları jel gibi yapıp yüzümüze sürüyoruz. Bütün yüzümüzdeki lekeleri gideriyor. Bu şekilde. Bunu da arkadaşlar şimdi şekere koyacağım. 6 bardak 1 kiloya denk. 2 kilo ayva. 1,5 kilo şeker. Böyle. Burada 1 litre suyum var. Bismillahirrahmanirrahim. Suyunu da boşaltıyorum. Arkadaşlar buraya bir yarım litre daha koyacağım. 1,5 kilo şeker, 1,5 litre su ekledim. Şimdi ocağa koyacağım pişmeye. Şimdi reçelimiz 45 dakika oldu kaynıyor orta ateşte. Bir çay kaşığı tereyağı koyuyorum içine. Şimdi yarım limon suyu döküyorum içine. Bir de burada 30 tane kadar ayva çekirdeği böyle içine döküyorum, atıyorum. Bunları niye atıyorum? Böyle suyunu jel gibi yapması için.
Böyle reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Şimdi reçelimiz pişti zannedersem arkadaşlar. Şimdi test edeceğim. Böyle. Şöyle suyunu maşallah arkadaşlar. Bakın. Rengi o kadar güzel oldu ki. Arkadaşlar bunun renginin öyle olmasının sebebi çekirdeklerini içine attım. Hem rengini güzel yapıyor. Hem de suyunu jel gibi yapıyor. Şöyle tabağımı dondurucuya koymuştum. Soğuması için. Şimdi böyle suyundan biraz alıp test etmek için. Arkadaşlar böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an reçelimiz pişti. Altını kapatıyorum. Ve kavanozlara dolduracağım. Sayın takipçilerim, şimdi reçelim böyle sıcak sıcak ocaktan aldım. Şimdi kavanozlara dolduracağım. Arkadaşlar böyle reçelimiz hazır. Bu kalanı yemeğe bir kavanoza koyacağım. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz güzel oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şöyle tabaktakini de göstereyim arkadaşlar. Böyle servis yaptım. Arkadaşlar reçelimiz hazır. Şöyle. Yiyenlere afiyet olsun. Mutlaka arkadaşlar mutlaka deneyin. Bu şekilde deneyin. İnanılmaz güzel oldu. Arkadaşlar yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.